Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 1-7 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, evet geçtiğimiz hafta Boğa burcunda yeni bir ay doğmuştu. Bu hafta ayın ışığı büyüdükçe yeni ay etkileri de hayatımıza daha fazla dahil olmaya devam edecek. Ay geçişlerine baktığımızda evet pazartesi günü haftaya ay Yengeç burcunda başlayacağız. Siz de belki biraz daha böyle ilişkilerinize odaklı olacaksınız ya da eşiniz, partneriniz ya da işbirliği gibi konular pazartesi günü özellikle gündemde olabilir ki bunlar hafta sonundan da devam eden konular olabilir. Salıdan itibaren ay aslana geçiyor. Ay aslanda ilerlerken daha ruhsal, daha spiritüel konularla ilgilenebileceğiniz gibi bazılarınız bir diş tedavisi gibi bazı şifa çalışmaları yapabilir. Bazılarınız da finansal alana yönelebilir ve finansla ilgili konularla uğraşabilir. Bunlar banka işleri olabilir, fatura işleri olabilir, muhasebe işleri, bütçe hesaplamaları olabilir. Özellikle salı, çarşamba günleri bu anlamda yoğun. Evet, ayın 3'ünden itibaren Merkür artık Koç burcunda ileri harekete dönüyor. İletişimle ilgili konular daha rahat ilerleyecek hayatımızda. 16 Mayıs'a kadar da Merkür Koç burcunda olacak. Bu özellikle bu dönemde aile içi ilişkilerde sizi destekleyebilir. Venüs de Koç burcunda. Belki de şu dönemde, önümüzdeki dönemde 1-2 haftalık süreç içerisinde ev ortamınızda daha fazla aktif olacaksınız. Daha fazla aile üyeleriyle bir araya gelebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz, herhangi bir konu içinde fikir paylaşımları yapabileceğiniz bir dönem olabilir. Daha çok da genç üyeler olabilir, kardeşler, kuzenler, yeğenler olabilir, ev içerisinde yapılacak yemek toplantıları, partiler, davetler, kutlamalar olabilir. İşte bu anlamda hareketli günler. Hafta sonunda Ay Başak'ta olacak. Cuma ve Cumartesi günü özellikle Ay Başak geçişi kısa veya uzun bazı seyahatler veya seyahat planları fikirsel de olarak gündeme getirebilir. Önümüzdeki dönemle ilgili seyahat planları yapabilirsiniz, organizasyonlar yapabilirsiniz. Medya ile ilgili işler, kültürel işler için de oldukça aktif günler, verimli günler. Pazar günü ise Ay Terazi'de özellikle ebeveynler daha fazla sizin için öne çıkacak gibi görünüyor veya annenizle bağlantılı bazı kavramlara da o gün daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.